Durma sağa dön. Tabii ki yani 7 yıl burada tesis amirliği yaptığım bir tesise sonuçta bu başarıdan dolayı ismimizin verilerek onur edilmesi bizi ayrıca motive etti ve gururlandırdı. Ben şuna inanıyorum, elimden geldiğince bir ülkenin gençliğini ne kadar kontrol edebilirseniz, ne kadar zinde tutabilirseniz, ne kadar ülke sevgisini aşılayabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Şimdi gençler tabii ki ne bakıyorlar, önlerinde 51 yaşına gelmiş bir insan var, 24 yıl çalışmış, 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 5. olimpiyatın sonunda olimpiyat madalyası kazanmıştır. Bu da gençleri ayrı bir şekilde motive ediyordur. Ben gençlerin bizim bu başarılarımızı daha yukarı üst seviyelere çıkaracağından hiçbir tereddütüm, hiçbir şüphem yoktur. Ben inanıyorum ki ne? Tabii bizi de burada kendi aralarında görmeleri onlar için ayrıca bir motive kaynağıdır. Gençlere bir idol olmak, tavırınızla, davranışlarınızla, ülke sevginizle bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. Tabii ben her zaman gençlere şunu diyorum, mutlaka bu ülkeye hizmet etmenin o kadar çok değişik yolları vardır ki ne? Hep şunu söylüyorum, gençler diyorum, kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke sevgisini hiçbir zaman için yok etmeyin, eksik etmeyin. Çünkü ancak bu ülkeye hep beraber el ele verirsek başarılı olabiliriz, bir yerleri taşıyabiliriz. Dediğim gibi yani bu ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları vardır. Sporcu olarak, çalışan olarak, memur olarak yani mutlaka gençlerin bu konuda bizleri çok üst seviyeye taşıyacaklarından hiçbir şüphem yoktur. Ben buraya kız kardeşimin kendi müsabakası var. Kız kardeşime tıpkı benim gibi atıcılıkla uğraşıyor. O da milli sporcu. Onun müsabakasında ona destek olmak için geldim. Ama tabii ki ismimizin verildiği poligona verildikten sonra ilk kez geliyoruz. O yüzden şu an bu ortamda olmuş olmaktan, bunu böyle sevdiğimiz sporcularla, genç nesilimizle birlikte kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok gururluyuz. İnşallah devamı daha ileri onlara olsun. Bugünkü yarışmamız Zafer Kupası. Aynı zamanda Dünya Gençler Şampiyonası için seçme yarışmasıydı. Şu anki bugünkü yarışmalarda 5 sporcumuz Türkiye'mizi Dünya Gençler Şampiyonası'nda temsil edecekler. İnşallah orada güzel başarılar elde ederiz. Yarın yarışmalarımız devam edecek. Yarın da inşallah çıkarsa şeyler, barajı geçen arkadaşlarımız, biz daha çok mutlu olacağız. Yeni Yusuf Dikeşler, yeni İlayda Taranlar bu şekilde sürekli devamlı da devam ettirirler. Tabi burada önemli bir gelişme var. Burası Orta Doğu'da ve Balkanlar'da, Avrupa'da en iyi atıcılık komplekslerinden biri. Haklı olarak Sayın Bakanımız Fransa'da olimpiyatlar sırasında bu aldığımız başarıdan sonra biz dedi Mersin'deki poligonumuzun adını değiştirelim. Yusuf Dikeş ve Şeva İlayda Tahran poligonu olsun dedi. Biz çok mutlu olduk. Bizim gittiğimiz bütün poligonlarda, yurt dışı için söylüyorum, hep madalyalı sporcuların, olimpiyat madalyalı sporcuların fotoğrafları, resimleri, isimleri vardı. Çok şükür bu bize de oldu. Çok mutluyuz.